Kateyni denize iniş ve Pakistan Milgem Korvet Projesi 3. gemi ilk kaynak törenimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle sevinçte ve tasada bir olduğumuz Pakistanlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün tarihten süzülüp gelen Türkiye-Pakistan kardeşliğini hamdolsun bir adım daha öteye taşıyoruz. Savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Bu durum bizim gibi aynı anda farklı cephelerde beka mücadelesi yürüten ülkeler için daha çok geçerlidir. Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir. Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa bağımlılığın acısını da çok çekmiş bir ülkeyiz. Kıbrıs barış harekatımız dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakları teslim almayı, periyodik bakım için gönderdiğimiz uçaklarımızı dahi bu dönemde geri alamadık. Hatta yıllarca bize teslim edilmeyen uçaklar için hangarda saklama ücreti ödemek zorunda kaldık. Suriye'deki ve Irak'taki meşru terörle mücadele harekatlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık. Savunma sanayi alanında çalışan firma sayımız 56'dan 1500'ün üzerine çıktı. Sektörün 1 milyar dolara ancak varan yıllık ciro rakamı bugün 11 milyar doları buldu. İhracatımız ise 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan bir noktaya geldi. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. Nereden nereye? İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı silahsız, insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. En son 44 günlük Karabağ zaferinde olduğu gibi Türk sihaları elde ettikleri başarılarla harp yöntemlerini de değiştiriyor. Aynı şekilde Libya'da bütün oradaki savaşın akışını değiştirmiştir. SİHA'ların göz dolduran başarılarıyla beraber ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilgi de artıyor. Küresel tedarikçilerin önümüze çıkardığı zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke konumundayız. Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki maalesef hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor! Ruhumuza dalgasız ölçüler dar geliyor! Bu ölümsüz sulara her adanmış can bizim. Her savaşın bahtını zafer yazan kan bizim. Türküz, Leventoğluyuz, Viro Demirşan bizim.
kalyonlara yön veren kutlu rüzgar geliyor.